Herkese merhabalar. Bugün sizlere tahinli çörek yapmak istiyorum. Malzemeleri. Hamuru için 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı yaş maya, 1,5 kilo un. İçi için 500 gram tahin, 1,5 su bardağı toz şeker. Üzeri için 1 yumurta, kırık fındık, susam. Öncelikle tahinimizin içini hazırlayacağım. Şeker olarak ben 1,5 bardak kullanacağım. İsterseniz siz bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz, damak zevkinize göre. Şimdi ilk önce bir bardağını ekleyip bir karıştırayım iyice. Ben bu tahinin rengi neden böyle diye soracak olursanız, kavrulmuş olan susamın sıvılaştırılmış hali bu. O yüzden rengi biraz koyu. İstediğiniz tür tahini kullanabilirsiniz. Tamamen kendi tercihiniz ama ben bunu tercih ettim. Siz isterseniz pişmemiş olan çiğ susamın karışımın bu şekilde sıvı hale getirmiş olanını da kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir yarım bardak vardı, onu da ekleyeceğim. Öncelikle bunu yapmamın sebebi daha güzel içine karışması için, hem daha iyi olması için bunu bir kenara da bırakacağım. Ondan sonra hamuruma geçeceğim ben. Yarım bardağı da ekledim. Şimdi onu da karıştıracağım. Hep beraber bunu karıştırmış olacağım. Bu şeker miktarı tahinli çöreğimiz için yeterli olacak. Evet, ben bunu iyice karıştıracağım. Gerçekten güzel bir iç harç oluştu. Şu anda bile çok lezzetli gözüküyor zaten. Özellikle bu tahin çok faydalı, çok vitaminli bir besin. Çünkü çocukların kemik gelişimi için, büyüklerin kemik gelişimi için, özellikle büyükler için de kemikleri için çok faydalı. İsterseniz şeker yerine pekmez de kullanabilirsiniz. Tamamen kendi tercihiniz. Eğer ben şeker hastasıyım, bunu kullanamam diyorsanız, isterseniz şeker hastaları da kendilerine ait tatlandırıcıları var. Ondan tatlandırıp bu şekilde güzel bir iç harcı oluşturabilirler. Tamamen kendi elinizde olan bir şey. Evet, ben bunu güzelce karıştırdım. Ben bunu şimdi bir kenarıya alıp beklemeye bırakacağım. Bir bardak ılık sütümüz var. İlk önce bunu ekleyeceğim. Çünkü mayamızı açmak istiyorum. Mayam var bir çorba kaşığı kadar. Hemen üstüne şeker de ilave edip şimdi ilk önce bunları karıştıracağım. Şeker mayanın kabarmasını ve fermente olmasını sağlayacak. Evet, ılık sütle beraber şöyle elimle hemen eriyor zaten. İsterseniz bu yaş mayanın yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Gene aynı ölçüde bir çorba kaşığı kadar kullanırsanız yeterli olur. Evet, şu anda hemen hemen şeker de açıldı. Mayam da açılmış vaziyette. Şimdi üstüne yağımı ilave edeceğim. Bir çay bardağı yağım vardı. Sıvı yağ. İstediğiniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Sıvı yağ yerine şu şekilde bir karıştırayım iyice. Tuzumu da ilave edeceğim şimdi.
Bir çay kaşığı tuzum vardı. Onu da ilave ettim. Şimdi unumu ilave edeceğim içine. Bir tane yumurtamız vardı. Onu da ilave ettim. Şimdi bir karıştıracağım. Ondan sonra unumu ilave edeceğim. Şimdi şöyle yapayım. Burada 1,5 kilo kadar unum var. Unumu ilave ettim. Şimdi yoğuracağım artık. Evet, şu anda eğer sıvı miktarınız az gelirse içine süt de ekleyebilirsiniz ya da su da ekleyebilirsiniz. Şu anda ben tamam geldi, devam ediyorum ben. Çünkü ununa göre değişebiliyor bazı malzemelerde. Şu anda toparladım. Şu anda güzel gözüküyor hamurum. Biraz daha yoğuracağım. Hamurumuzun yumuşaklığı böyle kulak memesi yumuşaklığı kıvamında olacak. Yumuşak güzel bir hamur elde ettim. Şimdi artık ben bu hamuru şu şekilde uzatarak şu şekilde açıyorum. Evet. Şimdi ben bunu keseceğim. Parçalara ayıracağım. Şuradan bir, iki, üç ve dört. Bu şekilde bunları yarım saat kadar dinlendireceğim hamurlarımı. Hamurlarımı beze haline getirdim. Şimdi ben bunları içlerine dolduracağım ve o şekilde bir yarım saat bekleteceğim. Şöyle biraz açacağım elimle. Gerçekten güzel bir hamur. Şöyle görüyorsunuz, o kadar çabuk açılıyor ki. Şimdi içine bol bol hazırlamış olduğum tahinimi içine süreceğim. Ne kadar bol sürerseniz o kadar güzel, lezzetli bir çöreğiniz olur. Evet, ben içine bol koyuyorum. Biraz daha koyacağım. Evet, bu yeterli. Evet, şöyle etrafına da şu şekilde her tarafına eşit gelmesi için şöyle seriyorum. Şimdi ben bunu sarma işlemine geçiyorum. Şu şekilde incecik, ince ince sarıp bunu artık bekletmeye alacağım kenarıya. Hiç korkmayın, taşarsa taşsın, hiç önemli değil. 3 tanesi oldu. Şimdi 4.'ü yapıyorum. Yani yerler kirlense de, yani şu kısımlar kirlense de hiç önemli değil. Hamurun üstü de olsun hiç fark etmez. Daha lezzetli, bütün lezzeti içine alacaktır. Şimdi artık bu sonuncu hamurum. Şimdi buna da bu şekilde böyle yedirerek üstüne alıyorum. Bol bol sürüyorum ben. Yani malzemeyi kesinlikle kısmıyorum. Dinlenmeye alacağım ve bu iyice hamur ve içindeki malzeme içini çekecek. Şu şekilde. Üstlerine falan bulaşsın. Aldığımız zaten pastaneden aldığımız çörekler bu şekilde oluyor. Ne kadar çok böyle tahin bulaşırsa daha güzel, lezzetli çöreğimiz olur. Görüyorsunuz gerçekten şu anda bile çok nefis gözüküyorlar. Şimdi ben bunları bırakacağım. Biraz dinlensin. Dinlendikten sonra
nasıl yapacağımı göstereceğim size. Hamurumuzu ben yarım saat kadar dinlendirdim. Gerçekten çok güzel bir hamurum oldu şu anda. Böyle uzata uzata inceltebildiğim kadar incelteceğim. Bastırarak inceltiyorum. Bunun içinde tahin olduğu için çok lezzetli. Gerçekten çok güzel bir çörek olacak bu. Şimdi ben bir tanesini yaptım. Ama diğerlerini de göstereceğim size. Şöyle üstüne basıyorum şu şekilde. Şimdi tepsimi alıyorum. Burada da düzelteceğim ben bunu şimdi. Evet, çok güzel bir tahinli çöreğim oldu. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor şu anda bile. Şimdi diğerlerini yapacağım. Size nasıl yaptığımı da göstereceğim. Açabildiğiniz kadar açın, ince olsun. Evet, böyle ne kadar inceltebilirseniz, o içine koyduğum tahını neredeyse hamur emmiş. Görüyorsunuz, incecik. Yapabildiğim kadar açacağım bunu. Gerçekten içine tahınını çekmiş, çok lezzetli, harika bir malzemem oluştu şu anda. Bu tam tamına bir pastanede satılan çörek kıvamında bir tarif. Mutlaka eğer yapmadıysanız bu tarifi deneyin. Evet, açmaya devam ediyorum bu şekilde. Hamuru bu şekilde ince olarak açtım. Şimdi artık sarmasını göstereceğim size. Şu şekilde. Ortasını şu şekilde boş bırakıyorum. Şimdi sarmaya devam ediyorum. Hamuru sıkmadan şu şekilde kendi halinde sararsanız daha güzel bir hamurunuz oluşur. Çöreğiniz oluşur. Şu şekilde devam ediyorum. Çünkü devam ediyorum daha hala. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir çöreğimiz oluştu. Evet, şunu da şuraya şu şekilde bağlayabilirsiniz. Evet, bu da hazır. Şimdi üstünü şu şekilde bastırarak artık bunu fırına göndermeye hazır vaziyette. Üstüne bunun da bu şekilde bastırıyorum. Üstüne yumurta sarısı süreceğim, ikisinin de diğer ikisi daha devam edeceğim, daha bitmedi. Şu ikisini fırına göndermeye hazır. Şimdi o işlemlerimi de size göstereyim. Ben sarısını ve beyazını ikisini bir anda süreceğim. İkisini çırpıyorum ben şimdi. Böyle daha güzel oluyor çünkü. Evet, şimdi ben bunu artık üstüne süreceğim çöreklerimi. Evet, buna bu yeterli. Şimdi diğerini süreyim.
Evet, buraya da sürüyorum. Görüyorsunuz ne kadar güzel büyük büyük çöreklerim oldu. Satılanlardan belki daha lezzetli olabilir çünkü içindeki bütün malzemeleri kendi bildiğim malzemeler olarak kullandım. Hiçbir şekilde içinde katkı maddesi yok. Evde yapabileceğiniz, çocuklarınızın rahatlıkla güvenerek yedirebileceğiniz güzel bir tarif bu. Bence mutlaka eğer yapmadıysanız yapabilirsiniz. 5 çaylarında da çok güzel gider bu. Ayrıca sabah kahvaltılarında. Şimdi üstüne susamını ve fındığını serpeceğim. Görüyorsunuz şu anda bile yani çok nefis gözüküyor. Şimdi biraz da fındık koyacağım buna. Fındık kremi vardı. Onu ilave ediyorum. Bunu sadece fındıkla yapayım ikinciyi olmazsa. Şöyle. Mutfakta kendi şefiniz kendinizsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapmakta tamamen serbestsiniz. Bu şekilde kendinize ait lezzetler de ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdi artık bunu ısınmış olan fırınımıza, önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyorum. Hamurumuz bekledikçe daha güzel açıldı. Bu üçüncü olan çöreğimiz. Gerçekten bu daha güzel. Demek ki beklemek çok daha faydalı oluyor. Mutlaka bekletin. Ben beklettim ama demek ki bir saat daha beklese çok daha güzel olacak hamur. Bu bekledikçe daha da güzelleşiyor. Bunu mutlaka aklınızdan çıkarmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abonelik ücretsiz, ücretli değil yani benim kanalım. O yüzden rahatlıkla abone olabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Harika oldular. Üstüne fındık da gezdireceğim biraz. Evet. Bu da fırına gitmeye hazır. Şimdi artık iki tane tepsiyi fırına göndereceğim. Önceden ısıtmış olduğumuz fırına artık çöreklerimi koyuyorum. Son bir tane kaldı. Onu da hazırlayacağım. Ondan sonra bu sıranın içine koyabilirim onu da pişerken. Ya da onu ayrı olarak da pişirebilirim. Üçüncü tepsimizi de yaptım. Onu da böyle küçük olarak, küçüklü olarak yaptım. Size şunu da göstereyim. Olanları yavaş yavaş gerçekten olmaya başladılar. Bir de alttakini göstereyim size. Bu da gerçekten güzel kabarmış. Çok güzel oluyorlar. Bu ortadakini de bıraktım. Şimdi hepsi birden pişecek. Tahinli çöreklerimiz hazır. Gerçekten hepsi birbirinden güzel oldu. Kabardılar. İçleri de nefis gözüküyor. Görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Eğer bu tarifi denemediyseniz yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Afiyet olsun.